Âûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalâtü vesselâm ala Resûlillâh ve ba'd. Kıymetli dostlar, Muhammed bin Abdullah Hazretlerinin Adab Risalesini e, okuyoruz perşembe akşamları, cuma akşamlarında. Rabbimiz bu güzel e, güzide eserin maddi manevi feyzinden bereketinden nasipdar olmayı hepimize nasip eylesin. Kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Ee, Hazret Hadika hadika isimli eserde bazı büyükler derler ki salikler iki kısımdır. Bir salik olanlar iki meczup olanlar. Salik ne demektir? Kelime anlamı itibariyle salik manevi alemde yol alan kimse demektir. Bakalım nasıl tarif edecekler? Salik evvela asar ilahiyeyi müşahede eder. Cenab-ı Hakk'ın güç ve kudretinin tecellileri olan bu e, enfüsi ve afaki delilleri gerek bizimle alakalı, şahsımızla ilgili biz buna mikro alem diyoruz. Küçük alem insan veya bazı evliyaullah insanı büyük alem olarak da kabul ediyorlar. Hani insanı açsanız bütün kainata bedel bir e, görüntü ortaya çıkar. Kainatı küçülseniz, insan olarak küçültebilirsiniz. Efendim Cenab-ı Hakk'ın e, ilahi eserlerini müşahede eder. Güneşe bakar, aya bakar, kendine bakar, eşine bakar, bitkilere bakar. Efendim Cenab-ı Hakk'ın oradaki kudretini müşahede eder. Sonra onlardan onların delaletiyle esmayı anlar. Yani mesela El-Bedi'a ismini eşsiz bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın yaratma ismini her şeyde zirreden kürriye her şeyde müşahede eder. Çünkü Rabbimizin kainatla varlık alemiyle zatı mutlak olarak bizatihi yüce zatının hiçbir bağlantısı yok. Rabbimizin alemle kainatla bağlantısı Esmail Hüsna'sı iledir. İsim ve sıfatları iledir. Dolayısıyla o e, ilahi eserlere tecellilere baktığı zaman Cenab-ı Hakk'ın esmasının sırrını çözer. Cebbar ismini görür, El-Kabud ismini görür, El-Basit ismini görür. Kendi hayatında yaşadığı gidişatında, seyrinde, manevi tecrübelerinde bu isimleri görür. Esma-i İlahiye ile sıfatı ilahiye, sıfatı ilahiye ile de zatı ı bariye vasıl olur. Yani Esma-i Hüsna'dan, Mevlamızın sıfatlarından yola çıkarak, Mevlamızın zatına zamandan, mekandan, herhangi bir mesafeden e, uzak olarak Rabbimizin zatına ulaşır. Rızasına ulaşır. Onun ahlakıyla ahlaklanmayı başarır. Vasılı ilallah olur. Ekseri saliklerin durumu budur. Hani maneviyat yolcusunu bir salik bir meczup diye ayırdı. Genelde salikler böyledir. Tefekkür eder, gözlem yapar efendim Cenab-ı Hakk'ı isim ve sıfatlarıyla tanır. Cenab-ı Hakk'a bu yönüyle ulaşmış olur. Geneldesi böyledir. Kitap ve sünnette ekseri hitaplar bunlardır. Mesela muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde ince zeka sahipleri orada liulil elbab yani kalp e, elbab kelimesi lüb kelimesinin çoğulu kalpler anlamına geliyor ama biz mesela Rabbimiz o kalp buyurmamış. Lübbün çoğunu, çoğunu kullanıyor elbab şeklinde. Bu ne demektir? Kalp artık rikkat halini, yumuşama, incelme, böyle her olaydaki onun Mevlamızla münasebetini, bizimle olan münasebetini çözebilecek bir kıvama geliyor. İşte böyle ince anlayış sahipleri için birçok ayetler vardır, ayeti kerimesi bunlara hitap eder. Bu insanlar e, ee, ne diyelim maneviyata yönelmiş olan bu kısımdakiler ayet kelimelerdeki bu yönlendirmelere bakarlar. Ee, ona büyükler ne diyorlar? Eserden müessire giderler. Yani bir güneş var. Bu güneşin hal ve hareketleri var. ışığı var, ısısı var. Dünya var. İşte dönüyor. Ekseni var. Mevsimler oluyor. Soğuyor, ısınıyor. Kar var, yağmur var. Bütün bu işaretleri, bütün bu Rabbimizin Güç ve kudretine, varlığına delalet eden hususları ayet-i özelinde düşünür, tefekkür eder, tezekkür eder. E, ne diyelim, e, gözlemleme kapasitesi, kabiliyeti artar. O kalbi incelmeye başlar. Daha böyle sezgi boyutu yükselir. Geneldeki e, maneviyat yolcusu böyledir. Bir de meczuplar var. Meczup ise zatı evvela müşahede eder. Şimdi e, meczuplar kelime anlamı itibariyle biz cezbe diyoruz ya Türkçemizde cezbeye tutulan kimseye meczup denir. Meczuplar ya böyle manevi yolculuğa başlar netice itibariyle Cenab-ı Hak onu kendisine çeker meczup olur. Veyahut da belki hiçbir manevi yolculuk şeyi olmadan süreci olmadan Rabbimiz ona zatıyla tecelli eder. Rabbimizin zatını müşahede eder. Böyle kimseler İstidat ve liyakatine göre kendisine bazı esrar keşfolunur. Şimdi Cenab-ı Hak tabi onları ezeldeki takdiriyle kapasiteli, kabiliyetli yaratmış. Şimdi her insan manevi yolculuğu, seyrini tamamlamadan meczup olmaya dayanamaz. Adam belki bir Allah der Celle Celaluhu şurada düşer ölür gider yani. O özel olarak meczup Rabbimizin kendilerine kendisine çektiği tecellileriyle kendisine mahkum kıldığı insanlar kabiliyetli insanlar. İstidadı bu konuda yeteneği kabiliyet olan insanlar. Rabbimiz onlara bazı sırları gösterir. Sonra sıfatı ilahiyeyi müşahede ederler. Bunlar yukarıdan başlıyorlar. Rabbimizi bizzat müşahede ediyor. Ondan sonra Rabbimizin ilahi sıfatlarını sonra esma ilahiyesini e, müşahede ederler. Daha sonra asarı ilahiye ile meşguliyet edalarlar. Bunlar biraz yukarıdan başlayıp tabiri caizse aşağı doğru gelirler. Salik'in hali meczubun halinin tam aksidir. Salik'in son vardığı yere meczub daha yolun başında varmıştır. O yüzden deli midir, veli midir? Şöyle derler yani deli ile veli arasında iki dakika var derler. Şimdi deli 11.59 ise veli 12.1 geçedir derler. Yani delilikle velilik arasında aslında çok, çok da bir fark yok. Çünkü meczuplara biz bakıyoruz ya, bu deli gibi diyoruz yani hal ve hareketleri. Sözleri taşkın, hareketleri taşkın. Neden? Çünkü Rabbimizin her an o yoğun isimleriyle, sıfatlarıyla, tecellilerini her an görüyor. Şimdi onu her an görüp de tahammül etmek kolay bir mesele değil. Hani kalp gözü açılan bir insanın der ki Evliyaullah, kalp gözü açıldığı zaman müşahede edeceği en basit diyelim, en temel e, ee, lütuf, ona bahsedilecek lütuf nedir? Kabirdeki insanın halini görür. Şimdi adam orada azap çekiyor veya nimetlere muhatap oluyor. Şimdi bunu gören her insan buna tahammül edemez. Ve meczuplar diyelim kabirdekinin halini de görüyor. Vefat etmiş birisinin durumunu da görüyor. Bize baktığı zaman asıl suretimiz neyse insan mı görünüyoruz? Affedersiniz çeşitli hayvanlar suretinde mi görünüyoruz? Onu da görüyor. Böyle hepsine tahammül zor. Hani bizim bir hay hak dedemiz vardı Süleyman amcamız. Allah mekanını cennet eylesin. şimdi namazlarda namazını bozmayacak kadar bir şey içerisindeydi böyle. kendine hakim oluyordu. Yani namaz bittikten sonra işte aymış, paşaymış, o şunu demiş, bu bunu demiş. Birisi işte kötü söz söyleyecekmiş, birisi beğenecekmiş, beğenmeyecekmiş. Hak, hakikat neyse kütür kütür hepsini söylüyordu. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail etsin. Onlar işte böyle Rabbimizin özel seçtiği ve cezbeye tuttuğu insanlar. Evet. Salik'in hali neydi? Salik eşyayı Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak için müşahede etmek. Meczubun hali ise eşyayı Allahu Teala ile beraber olarak müşahede etmektedir. Bu ince bir ayrım. şimdi salik'in de neticede amacı meczub olabilmek. Yani Rabbimiz onu çeksin, o tevhidin aslı neyse, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesinin aslı neyse onu müşahede etmek için oraya ulaşmaktır. Mecuzup Rabbimiz ona lütfediyor. Daha efendim yolun başındayken sonuna ulaşmış oluyor. Dolayısıyla salik ile meczub arasında böyle bir ince bir fark var. Mecru, meczubun seyri sülükü mahvu fena ile. Şimdi Cenab-ı bir insanı kendisine çektiyse artık o insanda nefis, benlik, şeytanın tasallutları, dünya istek ve arzuları bunların hiçbirisi kalmaz, onlar yok olur. Yani artık fena fillah dediğimiz Rabbimizin bütün isim ve sıfatlarıyla tecellisi insanda meydana gelir. Dolayısıyla kendinle alakalı her şey yok olur, mahviyet söz konusu olur. Artık ahlaki yönden diyelim Rabbimizin razı olmayacağı şeyler tamamen o kişiden gider, sıyrılır. Düşünceleri bile onların böyle berrak, Rabbimizin seveceği, razı olacağı boyuta gelir. Efendim ben işte düşünüyorum, kötü düşüneceğim günah onu yapamaz artık. O kendisinden artık tabiri caizse çıkmış. Cenab-ı Hak onda bütün isim ve sıfatlarla tecelli etmiş demektir. Salik'in seyri sürükü de sahvu beka ile nihayet bulur. Yani sahv da şu demek kardeşlerim. Bu e, kişinin ne diyelim e, manevi bir dinginlik diyelim biz ona. Yani o bütün yaşadığı hallerin sonunda efendim öyle bir istikamet, öyle bir istikrar, Cenab-ı Hakk'a öyle bir teslimiyet söz konusu olur ki o fena halinden sonra baka ile kalır. Baka dediğimiz bir e, hal veya makam Bunları farklı farklı değerlendirenler var ama ne demektir? cenab Hakk'ın emir ve yasaklarıyla efendim baki olarak kalır. Artık o fena halinden, kendini kaybetmişlik halinden çıkar. Aklı, şuuru, bilinci yerindeyken bütün o nefis gibi, şeytan gibi, dünya gibi engelleri Rabbimizin isim ve sıfatlarının tecellisi, onun bir eseri, onun bir kazanımı olarak baka haliyle normal hayatına döner. Yani onda aşırı sözler, aşırı hal ve hareketler söz konusu olmaz ama netice itibariyle Rabbimizin emir ve yasakları harfiyen yani onlarda yerine gelir. Efendim işte sünneti senin yenin. Yani sünnet var mı yok mu? Bu zatlar için öyle bir tartışma bile yok. Sünnet elbette vardır. Peki sünnetin büyüğü küçüğü var mı? Yani hocam camiye girerken de işte sağ ayakla gireceğiz, sol ayakla çıkacağız. Yani bu farz değil bir şey değil. Niye bu kadar ısrar ediyorsunuz? Bu insanlar için değerli dostlar, sünneti senin yerin büyüğü küçüğü olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaptıysa, sağ ayakla girdi, sol ayakla çıktı. O ayağını orada keser, yine sağ ayakla girer, sol ayakla çıkar. Bu kadar önemlidir. Efendim işte su içerken, Efendimiz Aleyhisselam kıbleye doğru içmiş, oturarak içmiş, her bir yudumunda besmele çekmiş, üç yudumda içmiş, elhamdülillah demiş, yani bir su içmede ne kadar Efendimiz Aleyhisselam'ın e, uygulamaları, sünneti, seniyyesi var. İşte bu insanlar öldürseniz susuzluktan öleceğini bilse Efendimiz Aleyhisselam'ın o sünnetine uygun olmadığı sürece su içmez hocam. Yani aslında bakarsanız bizim de bütün derdimiz, bütün hikayemiz, bütün gayemiz bu değil mi? Tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı gibi bir hayat yaşayalım. Halimiz de ona benzesin. Sıfatımız, şeklimiz de ona benzesin. Sözlerimiz de ona benzesin. Çünkü Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de zatına ait olan isimlerini Rauf ve Rahim isimlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için kullanıyorlar. Başka hiçbir peygambere, hiçbir insana Mevlamızın vermediği bir değerdir bu. Kendi zatının ismini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için kullanıyorlar. Bütün derdimiz Efendimiz Aleyhisselam'a benzeyelim. Bütün kazancımız da o aslında. Evet. Meczupların seyri sülükü mahvu fena ile nihayet bulduğu için onlar mürşit olamazlar. Çünkü meczuplarda sürekli bir mahviyet ve fena hali yani o artık tamamıyla kendisiyle meşgul olabilecek durumda. Onlar mürşidi kamil olamazlar. Bir kimsenin mürşit olabilmesi için sülük edip o manevi seyri yaşaması, hakka vasıl olup fenafillah makamından sonra beka billaha ermesi gerekir. Yani o fena hali kendinden gidecek. Artık beka dediğimiz yani Rabbimizin razı olacağı bir hal, durum ile hayatla buluşması tekrar gerekir ki efendim bu hal enbiyanın ve onların hakiki varisleri olan kamil ve mükemmel mürşitlerin makamıdır ve sahvu beka mahvu fenadan üstündür. Yani basamakları aşama aşama çıkıp da nihayete ulaşan kişilerin bu yolu meczuplarının daha üstündür. Çünkü bu yol peygamberlerimizin ve onların esas varisi olan efendim kamil ve mükemmel mürşitlerin yoludur. Şimdi meczup olmak bir lütuftur, bir nimettir. Ama bu daha çok seçilmiş kişilere verilen bir nimet. O daha çok böyle kendi ekseni etrafında diyelim. Kendiyle alakalı bir lütuf var. Ama e, salik olanlarda mürşidi kamil olabilme, tekrar böyle normal hayat ile buluşabilme ve istikamette kararlı bir hali devam ettirebilme lütfu var. Bu ondan daha üstündür diyor müellifimiz. Tarikatı Aliye-i Nakşibendiye sadatının halleri de evvela sülük, sonra cezbe-i ilahiye ile hakka vuslat, sonra bu usul üzere insanları hakka götürmeye delalet etmektedir. Bu yolun da Hani biz diğer yola tabii kötü, haşa öyle bir şeyimiz yok ama önemli olan nedir? Toplumun içerisinde bu insanların gezdiği sokaklarda, içerisinde bulunduğu şartlarda Rabbimize layık kul olmak nasıl olabilir? Bunu yaşama ve insanlara gösterebilmek. Bu yolunda en ayırt edici özelliklerinden birisi budur. Yani böyle taşkınlıklar, efendim söz olarak haddi aşacak şeyler bunlar bu yolda görülmez. Asıl olan işte o sahı hali ve beka halini büyüklerin yaşaması ve yaşatmaya çalışmasıdır. Bu noktada Sadat-ı Kiram Hazretleri'nin şu sözünü ancak teemmül ve tefekkür erbabı anlayabilir. Bakın ne demişler? Bizim yolumuz müstedirdir. Yani nihayeti nihayeti bidayetinde münderiçtir. Gayrıların yolu müstatildir. Yani uzun yoldur. Nihayeti bidayetinden görünmez. Şimdi demek ki bu Nakşi Halidi geleneğinin yolunun uygulaması nedir? Bu yolun efendim nihayetine varan kişi, vasılı ilallah olan kişi efendim bidayeti de orada görecek, nihayeti de orada görecek. Ha diğer yollarda şimdi e, müellifimiz epeyden şunu anlatmaya çalışıyor. Nakşi Halidi yolu en kısa yoldan Cenab-ı Hakk'a vasılı ilallah e, olacak kişiye kazanımı sağlayacak bir yol. İşte diğerleri de Cenab-ı Hakk'a ulaştırıyor. Ama onların ki biraz daha uzun, biraz daha meşakkatli, biraz daha hani her insanın kişisi, kişiliği yapısı farklıdır. Kimisi bu yola uygundur, buraya gelir, bu usulle gider. Öbürünün yapısı da ona göre uygundur. O da farklı yollardan gider. Ama e, Hazret diyor ki bizim yolumuz efendim e, nihayeti bidayetinde bulunan Diğerlerinin ki biraz daha uzun efendim. Nihayeti sonu bidayetinden görünmez. Yani başladığı an sonunda ne olacağını tam bilemeyebilir. Bu yolun böyle bir farkı var. Allame Şeyh İbni Hacer El Heytemi Rahimehullah El Fetavasının hatimesinde zikreder ki kıymetli dostlar bu büyük alimlerin isimlerini ve hasreten eserlerini özellikle okumaya çalışıyorum ki yani bu yol böyle hani yoldan geçen herkesi gel kardeşim gir şuraya hadi bir vasıl ilallah ol. Bu böyle alalade bir efendim iş değil. Bu çok ciddi bir şey. Burada zikredilen alimler eserleri tabirimi mazur görün. Her birisi fil dişi gibi devasa alimler yani. O eserler şu anda bizim önümüze koysalar biz o eserleri okuyamıyoruz. Şimdi Hazret Allah razı olsun bunları e, bir araya getirmiş, bize hazır böyle bir şey halinde sunmuş. Diyor ki i̇bn Hacer el-Heytemi el-Fetava isimli eserinde rahmetullahi aleyh Tarikat-ı Aliye Nakşibendiye adı üstünde Tarikat-ı Aliye olarak bakın Tarikat-ı Aliye yüce bir yol demektir yani. Lüzumsuz şeylerden tecrit edilmiş bir tarikat-ı mutahharadır. Gereksiz her şey burada tıraşlanmıştır. Lazım olan, hatta elzem olan şeyler neyse bu yolda esastır. Cahil sufilerin bulanık sözlerinden tamamen uzaktır ve safidir. Artık bu kadarını anlamalısın, çok söze lüzum yoktur diyor. Allame Şeyh Ali Kari, rahmetullahi aleyh, bir kimse dünya maişetini temin için çarşıya gidip, La ilahe illallah, vahdehu la şerikele, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, ancak O vardır, şeriki yoktur, mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur, dirilten ve öldüren O'dur, O hayyu la yemuttur, ölümsüz olan diridir, hayır ancak O'nun elindedir ve O her şeye kadirdir derse Allah ona binlerce hasene yazar, binlerce günahını mağfiret eder, O'nun derecesini binlerce defa yükseltir ve O'nu büyük tehlikelerden muhafaza eder hadisinin şerhinde, bu hadisi şerif. Şöyle diyor. Burada ecrin bu kadar fazla verilip bunca günahın mağfiret edilmesine sebep bu kelimeleri bilhassa çarşıya giderken söylemesindendir. Çünkü çarşı pazar ne, ne yerleridir buralar? Gaflet yerleridir. Çünkü alacaksınız, vereceksiniz, pazarlık edeceksiniz, üç aşağı beş yukarı kavga, dövüş neyse böyle gaflet yerleridir. Böyle bir yerde gaflet mahallinde Allahü Teala'yı unutmayıp zikreden kimse gaziler içinde mücahit gibidir. Sadat-ı delilleri, rehberleri bu hadisi şerif olup şöyle buyururlar. Kalabalık içinde kendini yalnız ve Allahü Teala ile beraber bilmek ve bir müddet insanlardan uzlet etmek, onlardan uzak durmak gerekir. Sufi insanlarla zahiren beraber olduğu halde kalben onlardan uzak İnsanlar içinde garip ve kari garip garip var bir de gari garip var garip kelimesi var. Şimdi garip bizim Türkçe'mizdeki anlaşıldığı şekliyle mesela İsmail Garibullah bizim ulu camiimizde meṯfün olan İhramizade Hazretleri ilk başlarda şimdi İhvan çok dağıldığı için pek etrafında kimse kalmamış e, Hazretin e, o da Garibullah bizim Türkçe'mize geçen Garibullah. Allah'ın garibi mahlasını kullanırmış. Daha sonradan artık yere göğe sığmayacak ihvan meydana gelince o zaman da demiş ki biz gayını gaf yaptık evladım. Garibullah Cenab-ı Hakk'a artık yakın olan kişi anlamında mahlasını öyle kullanmaya başlamış. Nakşibendi'ye yolunun Halidiye kolunda diyelim 11 esas vardır. Bunlardan bir tanesi de nedir? Halvet der encümendir. Yani kalabalıklar içerisinde siz ne kadar böyle toplum içerisinde bulunursanız bulunun kalben Cenab-ı Hak ile beraber olmanız. Bunu sağlamanız işte en kısa kestirme yol diyor ya şimdi toplumdan tecrit olmuyorsunuz. Yine işinize gücünüze devam ediyorsunuz. Alıyorsunuz satıyorsunuz ama kalp Cenab-ı Hak'tan asla gafil olmuyor. Bu hadisi şerifin e, hadis şerifinde Efendimiz Aleyhisselam'ın bu kadar büyük mükafatlar bahşedildiğini söylemesi de bunun içindir. Gaflet olan yerde e, Nakşi yoluna gelen Halidiyye yoluna müntesip olan birisi o gaflete düşmez. Yol göstericisinin e, teşvikleriyle diyelim. O kendinde oluşan bilinç hali o gaflete düşmediği için bu sevaba nail olur. Evet, garip ve karip Allah'a yakın arşi yani her an Allahu Teala ile beraber fakat ferşi insanların içinde dünyada gözükür. Bununla ilgili şöyle bir şey anlatayım. Sohbetimizi nihayet erdirmiş olalım. Cüneydi Bağdadi Hazretleri ile ilgili anlatırlar. Cüneydi Bağdadi Hazretleri bir hac mevsiminde bakıyor ki birisi böyle Kabe-i Muazzama'nın kapısına asılmış. Gözlerinden hüngür hüngür yaşlar akıyor. Diyor ki Ya Rabbi senin ne sevgili kulların var. Efendimiz Aleyhisselam Kabe-i Muazzama'nın etrafında 9 tane nokta sayar. Duaların kabul olduğu yer. 9 nokta. Bunlardan bir tanesi Kabe-i Muazzama'nın hem kapısıdır hem de kapısıyla Hace-ül Esved'in arasıdır. İşte bu kişi kapıya asılmış. Bir, bir oradan tutmuş, bir oradan tutmuş. Gözyaşlarıyla ağlıyor. Hayran olmuş yani böyle dışarıdan bakınca. Şöyle kalbine bir nazar ediyor. Bakıyor ki kalbinde diyor ki Allah'ım bana altın ver, bana para ver, bana oğullar, evlatlar ver, arsalar ver, evler ver. Ya yani Kabe-i Muazzama'ya gelmişsin mübarek yani. Kapıya asılmışsın. Öyle bir manevi şeyde yakalamışsın tabiri caizse kıvamı. Yani Cenab-ı Hak'tan insan bir rızasını istemez mi? Bir cennetini, cemalini istemez mi? Şaşırmış. Demiş ki hey ya Rabbi senin evinde, senin misafirin ama senden bu kadar uzak. Yani görüntüye de bakarsanız çok insanı cezbeden alıcı da bir görüntüsü var ama gerçek boyutta çok uzak. Aradan zaman geçiyor, Bağdat'a dönüyor. İşte Bağdat'ın diyelim kuyumcular çarşısından giderken bakmış ki şöyle bir gencin haline, genç işte altın alıyor, altın satıyor, para sayıyor ve sürekli konuşması, sürekli hareketleri dünyalık. Para veriyor, para alıyor, altın alıyor, altın veriyor. Öyle olur, böyle olmaz falan filan. Diyor ki Allah Allah diyor ya bu bir Müslüman diyor dünyaya bu kadar kendini kaptırır mı? Yani hiç bu adamın gündeminde Cenab-ı Hak yok. İşte gaflet diyelim bunu kaplamıyor. Öyle görünüyor dışarıda. Şimdi onun da kalbine nazar ediyor. Bakıyor ki kalp böyle Allah Allah diye atmaya devam ediyor. Diyor ki hey yarabbi senin evinden bu kadar uzakta Bağdat'ta ama sana bu kadar yakın. İşte bütün mesele bu ve bu yolda da gerçekten bu gaflete düşmeme konusunda ciddi bir hassasiyet ve Rabbimiz inşallah bu yola layık insanlar olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Rabbimiz daha nice defalar bu güzellikler vesilesiyle bir araya gelebilmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alamin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana ve بحرمة سر سورة الفاتحة